Hoş geldin. Hoş bulduk. Gel. Kızlar yok mu? Yoldalar. Yaşar. Avukatlarıyla geliyorlar. Bir mahsur olmaz değil mi? Olmaz olmaz. Neden olsun ki? Sen bu kızların kimseleri yok demiştin. Nasıl tuttular avukatı? Sen mi ayarladın yoksa? Avukat Fettahlardan. Can mı? Dün gece bir şey sormuştum sana, yanıt vermemiştin. Korkmaz için bir şey yapacaksın değil mi? Pardon. Efendim Ercan. Savcım. Dediğinizi yapıyorum, alıyorum Korkmaz'ı. Nasıl alıyorsun? Tam tahmin ettiğim gibi oldu. Dün gece annesinin sevgilisi arayıp ispiyonladı. Evde huzur bırakmadı bu. Kurtar beni diyor. Güzel. İyi hadi bakalım, kolay gelsin. Sağ olun Savcım. Sana bir şey sormuştum. Sevim, sen bu çocuklara neden bu kadar arka çıkıyorsun? Kimi kimsesi yok bu çocukların. Bak eğer Korkmaz'ı tutuklayacaklarsa arayayım gelmesin. O derece yani. Ya, inan ki suçlu değil. Narin anlattı. Bu ertelenmiş cezası varmış, bir kavgaya mı karışmış ne? Ya, çocuk abilik yapıyor kızlara. Sen de ona bir abilik yap diyorsun yani, öyle mi? Suçlu değil o. Bak anlatınca sen de anlayacaksın. Madem Sevim abla hallediyor dedim. Bir kızlarınkini halletsin bir bakayım ya. Nihayet aklın başına geldi. Alo. Korkmaz. Dur. Sen saydırmaya başlamadan ben bir derdimi anlatayım. Korkmaz. Bak bana kızdın biliyorum. Ama öyle kurbanlık koyun gibi sizde de gelemezdim Ferah. Korkmaz, narin yok. Nasıl yok? Ya yine mi kaçtı bu kız? Hani Sevim ablasına çok güveniyordu? Neyse kapat, ben ararım. Nerede olduğunu öğrenirim şimdi. Telefonu bende. Sende mi? Belki kaçırdılar. Yani emin değiliz ama öyle sanki. Narin'i kaçırmışlar. Ne? Narin'i kaçırmışlar. Nasıl yani? Bence o kaçırılmadı. Anne kızı kaçırdılar. Bırak çekil. Bu senin sorunun değil. Otur şuraya sakin. Anne kız benim yüzümden buraya geldi benim. Senin neyle ilgisi var? Kendi kendine geldi. Otur şuraya Korkmaz. Çekil onu. Çekilmiyorum. Anne çekil onu. Çekilmiyorum. Yaşar. Hala bir şey söylemedin. Ne olacak Korkmaz'a? İstediğin gibi olacak. Evet. Kusura bakmayın. Geciktik. Ferhat'cığım nerede kaldınız? Bir saattir burada. Ne oldu? Narin'i kaçırdılar. Ne? Abla Narin'i kaçırdılar. Dur. Hiçbir yere gidemezsin. Bırak. Gir. Tamam be.
savcıya ifade vermek için evden çıkan biri ortadan kayboluyorsa onun ifade vermesini istemeyen biri var demektir. O biri dediğiniz her kimse neden aynı ifade vermesine engel olmak istesin ki? Ortada herhangi bir adli vukuat yok. Bir kaza varmış. Evet, o kazayı yapan benim. Ama ne ölü var ne de yaralı. Narin çok güzel bir kız. Acaba... Ay yok, Allah korusun, düşüncesi bile korkunç. Saldırı suçları genelde akşam işlenir. Yani bu sadece temenni tabii. Neyse, siz haber verdiğinize göre kolluk harekete geçmiştir zaten. Bu olay da dosyaya dahil olacak. Ama ilk önce sizin bir ifadelerinizi alalım bakalım. Müsaade ederseniz Ferah'tan başlayalım. Ben avukatıyım. Öyleymiş, öyleymiş. Bir kimlik tespiti yapalım. Baba. Babacığım. Var mı bugün bir programın? Senin boynuna ne oldu? Ufak bir çizik, önemli değil. Dün yemek yiyelim demiştin ya. Önemli gelişmeler var. Yemeğe gerek yok, burada konuşalım. Tamam. Can'ın hayatına bir kız daha girdi. İki iken üç oldu. Narin, Ferah, şimdi de Özlem. Özlem mi? Ne tesadüf değil mi? O da çocuk esirgeme kurumundan. Dün şirkete geldiler. Yanında da tuhaf bir adam. Selman Kaya diye biri. Araştırdım. Kurumun müdürü çıktı. Sosyal medya ne kadar acayip bir şey değil mi? En ilginci ne biliyor musun baba? Adam kendini emlakçı olarak tanıttı. Baba, sen beni dinlemiyor musun? Allah Allah. Özlem ha? Baba ne Özlem'i? Can ne yapıyor, neyin peşinde? Sorulması gereken sorular bunlar. Sence de öyle değil mi? Evet, bu kadar. Ama şimdilik. Bu olaydan sonra her şey yeni bir boyut kazanacak. Şimdi bizimle işiniz bittiyse biz gidebilir miyiz Ferah? İyi değil çünkü. Tabii tabii tabii, buyurun. Evet. Can Bey, siz kalabilir misiniz? Ben daha önce Komiser Ercan'a ifade vermiştim. Zaten sadece görgü tanıyım. Ne tesadüf değil mi? Bugünkü olayda da görgü tanığısınız. Size sormak istediğim birkaç bir şey var. Buyurun oturun lütfen. Siz çıkın. Geliyorum ben. Bu kızların devamı gelecek. Can bir şey arıyor. Ama bence hala bulamadı. Yok canım, nereden çıkartıyorsun bir şey aradığını? Kendi hesabından müdüre çek kesmiş. 10.000 lira. İnsan durduk yere niye tanımadığı birine çek keser ki? Aradığı şeyi bulması için. Aradığı şeyi buldu mu diyorsun? Evet. Ne acaba? Sen merak etmiyor musun? Umurumda değil, biliyor musun? Gerçekten merak etmiyorum. Peki. Deli deli mi gömeceğiz yoksa? Kız sende mi? Artık çok geç. Ne demek bu? Bitti bu iş. Kız sende mi? Artık çok geç diyorum, anlamıyor musun? Öldürdün mü yoksa? Biraz sonra.
Bırak o kızı. O kızı hemen bırak, yanlış kız. Söylemiştim. Bu iş başka bir işe benzemez. Başladın mı bitireceksin. Yoksa o seni bitirir. Sana bırak dedim, bırak! Aç şu telefonu. Aç! Anne! Anne! Anne bir şey yap. Anne kızı öldürecek. Anne bir şey yapman lazım. Sakin ol. Anne sakin ol. Ben olamam. Beni telefonlarım açmıyor anne. Ne olur bir şey yap anne. Yanlış kız. Yaptım. Efendim. Kızı bırak. Çok sakıncalı. Bırak dedim. Ben senin katil olmanı, suçlu olmana izin vermem. Vermem. Bakın, ne benim ne de müvekkilim hakkında isnat edilen herhangi bir suçlama yok. Korkmaz'ın durumu da çok açık. Hakkında özgürlükten alıkoyma ya da cinsel saldırı suçlaması da yok. Çünkü Naren'i daha dinlemedik. Ne yani, Korkmaz kaçırdığı kızı bıraktı. Sonra bir daha mı kaçırdı? Olabilir. Alıkoyma vakalarında kurban her zaman kaçmaya çalışır. Peki bunun benimle ne ilgisi var? Bu kızların avukatı olmanız enteresan. Nesi enteresan? Kazadan sonra polis kızları ararken sizin onlarla görüştüğünüz anlamına geliyor bu. Neden bize yardımcı olmadınız? Çünkü yardımcı olmak zorunda değilim. Herkes kendi işini yapsın. Arayıp bulmak polisin işi. Doğru. Ama her şey gazetelere kadar düşmüşken soruşturmayı yürüten... Komiser Ercan'a kızlarla görüşmediğimi söyledim. Bize haber verebilirdiniz. Rahat ederdiniz. Bakın, ben vicdanen rahat olmayı daha çok önemseyen biriyim. Korkmaz'ın da ifade vermesini sağlamaya çalışıyordum. Ama ne Narin ne de Ferah geri dönmek istemiyordu. Suçlu olmadıkları için suçluyu kayırma gibi bir durum söz konusu değil anlayacağınız. Ama bugün de Narin kaçırıldı. Yaşar Bey, bir şey ima etmeyin lütfen. Lütfen. Ne düşünüyorsanız açıkça söyleyin. Can Bey, siz bize yardımcı olun, biz de size yardımcı olalım. Benim yardıma ihtiyacım yok. Ama Narin'im var. O zaman onu birlikte bulmaya çalışalım. Olur mu? Öyle savunmasız, öyle masumsun ki kendinden bile şüpheye düşürüyorsun karşındakini. Neden bilmiyorum ama ona karşı suçlu hissediyorum kendimi. Sanki engel olabilirmiş de olmamışım gibi. Hatta bütün bunlara ben sebep olmuşum gibi. Thank you.
Çözün oğlum şunun elini. Tamam abi. Güvenlik sağlam adam. Bizim köşkteki tek adamımız. Belkıs Hanım herkesi temizledi, o kaldı. Yani o öyledir diyorsa sen eledir diyorsun. Yener Efe ile görüşüyor. Yener'le iş yapan yandım Allah diyor. Efe çok para kaybetti. Efe'nin Yener'le işi olmaz. Bu Efe durduk yerde harekete geçmez. Ulan Tarhan, Hande ile canı patlattı, şimdi Yener'le aramı açmaya çalışıyor, aklı sıra. Baba yanlış anlama ama niye böyle bir şey yapmaya çalışsın? Öyle ya, biz düşmüşüz birbirimize düşeceğimiz kadar. Bunlar cana kafayı takmış olmasın. Çünkü çok kuruluyor Yener cana. Kirve, biz bu çocuğu çok mu yalnız bırakıyoruz ne? Kendi öyle istiyor baba. Alo. Korkmaz. Nasıl oldu Ferah? İyi mi? Kötü. Selim ablayla mahalledeki karakola gitmişler. Olayı bir daha anlatınca fenalaştı. Sen nasılsın? Nasıl olayım? İçim yiyor. Ben de mahallede bir iki tur daha attım. Belki bir şey çıkar diye de. Yok, bir şey çıkmadı. Korkmaz. Bu arada keşke adliyeye kadar gelmişken savcıyı bir görseydin. Ha. Aklımda o konu ya. Selim ablayla konuştuk biz. İhmal etmeyeceğim. Gideceğim bir ara. Tamam. Haberleşelim. Tamam hadi. Selam. Durağan atamata bitiremedi yeni daireni. Ben de ilk misafirin olayım dedim. Yeni değil. Yıllardır vardı zaten. Biraz dekorasyonu falan değişti sadece. Sana. Sen bana çiçek almayı bıraktın, belki hatırlatır diye düşündüm. Bunun içinde bir de not var. O da bizi hatırlatsın diye. Okumayacak mısın? Bazen insanın anlatacak çok şey vardır. Ama konuşacak kimsesi yoktur. Ben her zaman yanında olacağım. Can. 5 Şubat. Bundan tam 3 ay önce. O zaman peşimde koşuyordun. Anlat o zaman. Dinliyorum. Notu sen yazmış olabilirsin ama çiçeği ben getirdim. Sen anlatacaksın, ben dinleyeceğim. Duru. Başar. Ne haber? İyi, ne olsun? Senden? Stabil. Haber bekledim senden dün gece. Fotoğraf attım ya kızım. Hani Hande Can'ın kollarındaydı falan. Köşk, üst kat. Bir yorum yazmadın mı? Yorumlanacak bir durum yok da ondan. Hande'yi mutsuz görmekten mutlu oluyorsun değil mi? Hande zaten mutsuz bir kadın. Benim ekstra bir çaba harcamama gerek yok.
Hem çok yorgunum, seninle hiç uğraşamam. Tamam, bir şey merak ediyorum ama. Söyle canım. Farz edelim ki ayrıldılar. Hande'den sonra Can'la birlikte olur musun? Bu seni hiç ilgilendirmez. Duru. Ben senin amcanım. Bu ne ya? Derdin ne senin? Böyle mi işe yaradığını düşünüyorsun? Ailenin en zayıf halkasına mentörlük yaparak mı? Hem kendini üzeceksin, hem bizi üzeceksin. Bak, seni insan gibi uyarıyorum, Candan uzak dur. Dede? Dedeciğim. Fırıldak saçlı fırıldak torunum benim. Gel gel. Gel de sana bir sarılayım, gel. Gel dedem. Baban nerede? Bilmem, ben de şimdi geldim. Odasındadır herhalde. Odasında. Siz de abi kardeş evde oturun. Fasulye ayıklayın koca karılar gibi. Fal da bakarsınız birbirinize. Sen bu aralar eve bir fazla gelip gitmeye başladın babacığım. Her şey yolunda inşallah. Burnuma kötü kokular geliyor da. Hayırdır, ne gibi? Al sen babanı çağır bahçeye gelsin bana. Olur dedeciğim. Sen de gel gel. Gel gel. Gel. Dedikodu ver bakayım bana. Dedikodu. Ha. Neler oluyor bakalım. Vallahi her şey aynı baba. Ne değişti Can? Babanla bizim sırrımızı öğrendin. Daha ne olsun değil mi? Ama işte aşk her şeyi affediyor. Hem senin hafifletici bir sebebin vardı. Emir almıştın. Tamam, rica edelim o zaman. Bak. Dün akşam çok içmiş olabilirim ama hepsini kelimesi kelimesine hatırlıyorum. Annem hiç mi gönlün yoktu Kudret sana Hande'nin gönlünü yap diye sorduğunda anladım. Vardı dedin. Ben herkesi mutlu etmeye çalışıyordum. Buna kendim de dahil. Kendini olmasa bile beni mutlu ettin. Bak. Yeniden başlayalım. Bu sefer ben seni mutlu edeceğim. Ben inanıyorum, önümüzde çok güzel zamanlar var. Çok güzel bir gelecek bekliyor bize. Peki senin bana gönlün var mıydı Hande? Ne bu şimdi? Ha. Tabii. Nikah masasına bırakıldıktan sonra nasıl oldu da bana gönlünü kaptırdın diye mi soruyorsun sen şimdi bana? Öyle bir şey demiyorum. Sadece... Yok yok yok. Anladım ben. Anladım. Efe'yle 4 yıl aşk yaşadıktan sonra nasıl oldu da bir anda bana aşık oldun diye soruyorsun değil mi? Ben sadece gönlün var mıydı diyorum. Sence de bu önemli değil mi? Yoktu. İşime geldi yanımda olman. Ama... Tamam. Anladım. Ben keşke hiç gelmeseydim ya. Yani bunun böyle sonuçlanacağını ben hiç düşünmedim ki. Ne yani, sen şimdi kullanıldığını falan mı hissediyorsun? Hande. Lütfen beni yalnız bırak. Bunu istiyordun zaten değil mi? Bir nedene ihtiyacın vardı, buldun işte nedenini. Zaten bana aşık da değilsin. Artık vicdan yapmana da gerek yok. Daha iyisin değil mi? Hiç iyi değilim anne. Çobanla aranızda bilmediğin bir telefon hattının olması canımı sıktı söyleyeyim. Yani şimdi bunun mu hesabını yapacaksın? Bak kızım, insan girmeden kapıyı vurur değil mi? Dedem geldi. Seni istiyor baba. Bahçede. Bu
Buyurun cenaze namazına. Sakin ol. Bence bitti. Öğrendi buraya kadar. Ay saçmalama, nereden öğrenecekmiş? Hadi geç kalma. Alttan al. Ya anne sen gelmiyor musun? Ay şeytan görsün onun yüzünü. Hadi. Efe'ye dair bir bilgim yok yani diyorsun. Yok babacığım. Olsa niye söylemeyeyim? Olsa da söylemezsin sen. Yener'i seversin sen. Efe'yle abimin ne alakası var? Çok alakası var. Buyurun peder bey. Beni emretmişsiniz. Bir hoş geldin yok mu? Hoş geldin baba. Vallahi pek de hoş gelmedi. O zaman niye soruyorsun bir hoş geldin yok mu diye? Ben müsaadenizi isteyeyim. Biliyorsunuz gerginliğe pek gelemiyorum. Ben de gerginliğe gelemiyorum kardeşim ama babamız buraya kadar gelmiş, gerilmeden olmaz. Canın sıkkın herhalde baba. Beni fırçalamaya geldiğine göre. Nereden başlayalım istersin baba? Başarısız evliliğimden mi yoksa şirketin paralarını batırmamdan mı? Efe. Efe'den başlayalım. Bu dallama durup dururken hayatımıza yeniden neden girdi? Yani bunu Hande'ye sor. Benimle bilgisi yok. Sanki biri bu işin altını oyuyor gibi de. O zaman benim değil canın kulağını çek baba. Nişanlısına sahip çıksın. Hande ile ilgili değilse sen bu herifle niye görüşüyorsun? Kırkını aşmış adamım. Kiminle görüşüp kiminle görüşmeyeceğime ben karar vereyim istersen. Adam olmak için 40 yıl biraz uzun bir süre. 40 yılda bunu da beceremedin diyorsun öyle mi? Ne yapalım? Armut dibine düşüyormuş. Öyleyse sen de benim gibi boş yere tezgah açmazsın. Var bir bildiğin yani. Peşimdesin yani. Ayağını denk al. Bitti mi? Ya yürü git, asabımı bozma benim. Maneviyatım bozuk herif. Senin asabın hep bozuk baba. Benim maneviyatımla bir alakası yok. Hayırdır? Bir şey mi oldu? Ne bileyim. Baba ara dedi, ben de aradım. İyi oldu aslında. Anne Kudret Bey'i arayacaktım. Hayırdır? Merhaba. Bu Yener'e dikkat et. Sana fena kuruluyor. Bak benden söylemesi. Efe ile ilgili hemen konuşmamız lazım. Yener'le bunlar görüşmeye başlamış. Şu an bundan daha önemli problemimiz var. Narin kaçırıldı. Nasıl yani? Güpegündüz. Evin önünden hem de. Ne diyorsun oğlum sen? Benim yaptığım kazayla ilgili savcılığa ifade vermeye gidecektik. Ferhat da gelecekti. Onları almaya gitmiştim. Ben gitmeden birkaç dakika önce kaçırmışlar kızı. Ferah nasıl? O iyi. Ne oldu? Blöf yapıyor. Aklı sıra psikolojimi bozacak. Ne dedi? Ayağını denk al dedi. Asıl derdi Efe. Ama ben çıkarken Can geldi. Muhtemelen kızın kaçırıldığını anlatacak. Babam da polisten önce peşimize düşecek. Hani çobanı bizden önce bulursa yandık. Ferah, benim kızım Kudret Fettah.
Buyurun. Kızım ne diyeceğimi bilemiyorum. Can anlattı, ondan duydum. Bir geçmiş olsun demek için aradım. Sağ olun. Ama bir şeyin geçtiği yok. Haklısın kızım. Ateş düştüğü yeri yakar, biliyorum. Ama merak etme, geçecek. Herhangi bir şeye ihtiyacın olursa bizi mutlaka ara. Teşekkür ederim. Ah, canı veriyorum. Ferah, var mı gelişme? Yok. Geleceğim yanına, ararım. İşin peşine düşüyorsun. Ara Veysel amiri. Hayır. Kuyu bu işe karışmayacak. Polis ilgileniyor zaten bu işle. Allah aşkına bırak şu inadı. Polis de işini yapsın, biz de işimizi yapalım. Evet. Gel bakalım Ercan, gel. Savcım, biz bu korkmazı niye almadık? Alıp ne yapacaktık? İfadesini verecekti. Ben böyle çok zor durumda kaldım. Ya benim de üstlerim var. Adamın evine kadar gidiyorum, almadan çıkıyorum. Yani bu hiç hoş karşılanmadı. En fazla bir gün gözaltında tutacaktık. Kız ifadesini verebilseydi zaten tutuksuz yargılanacaktı. Mahkemede de beraat edecekti. Ercan, asma suratını. Narin kaçırıldı. Elinde daha büyük bir şey var. Ya tamam, dosya birdenbire büyüdü ama... Aması maması yok. Bu dosya daha da büyüyecek. Sana söylemiştim. Kudret Fettah'a dokunan biri asla masum kalamaz. Can'dan mı bahsediyoruz? Can ya da bir başkası. Ama bu işin mutlaka Kudret Fettah'la bir alakası var. Ya yoksa? Ya varsa? Senin işin bunu öğrenmek. Nasıl? Can'la arkadaş olacaksın. Ne bulursan onunla paylaşacaksın. Ki Can da bu işin peşine düşsün. Ne demek istediğinizi tam olarak anlamadım savcım. Suç peşine düşenleri içine çeker. Bunu sakın unutma. Can bu işin peşine büyüsün ki dosya büyüsün. Dosya büyüdükçe altına attığın imza çok daha büyük olur. Anladın mı şimdi? Anladım savcım. Çok iyi anladım. Hadi bakalım. MOBESE görgü tanığı, ne buluyorsan Can'la paylaşıyorsun. Başlıyorum. Hadi. Biliyorsun değil mi? Kız ölmüş bile olabilir. Düşünmek bile istemiyorum öyle bir şey. Ne yapıyoruz baba? Hiçbir şey. Ne demek hiçbir şey? Bayağı hiçbir şey. Kuyu karışmayacak. Polis ilgileniyor zaten bu işle. Olmaz öyle şey. Elimiz kolumuz bağlı mı duracağız? Bak müsaade et. Kuyu bir yerden başlasın. Kudret Bey. Benim onayıma neden ihtiyaç duyuyorsunuz ki? Ben zaten buradan çıkıp gittikten sonra kuyu önce emniyette, sonra sokaklarda ne kadar adamı varsa arayacak zaten. Kim niye böyle bir şey yaptı öğrenmemiz lazım. Hayır. Ben hiçbir şey öğrenmek istemiyorum. Ben sadece sağ salim bu kızı bulmak istiyorum. Ama suç işlemeden. İzninizle. Bu işin ucu sana dokunuyor. Sana dokunan her şey bana dokunuyor demektir. Her şeyin sizinle ilgisi olması gerekmiyor Kudret Bey. Bana güvenin. İzninizle. Kübra, hemen çalışmaya başla. Ya dur dur. Dur gitme, beni de götür, beni de götür. Ben bu evde sinirlerim bozuluyor benim.
Hoş geldiniz Can Bey. Siz de mi buradaydınız? Evet. Nasıl gideyim? Kız yalnız. Korkması hala arıyor bir şey bulurum diye. Ay kusura bakmayın ya. Buyurun. Geçin. Ferah. Nasıl oldun? Çanta Narin'in. Narin'den önce benimdi. Benden önce başka bir kız. Narin'den önce benimdi. Benden önce başka birini. Montu, pantolonu, telefonu. Hiçbiri onun değil. Narin'in kendine ait hiçbir şey yok. Bir tek bir bileklik var. Kendine yaparken bana da yapmış. Narin'den geriye bir tek bu kaldı. Ferahcığım, ağzından yelensin. Ne demek ondan geriye bir tek bu kaldı? Aklına getirme böyle şeyler lütfen. Bulacağız Narin'i. Biliyor musunuz? Narin hiç sinemaya gitmedi. Hiç denize girmedi. Bizim hiç böyle bir şansımız olmadı. Efendim. Can Bey, Komiser Ercan. Buyurun Ercan Bey. Bir gelişme var mı? Bir şey bulabildiniz mi? Bu BES'e görüntülerinde bir şey var. Öyle çok büyük bir şey değil ama. Nasıl bir şey? İsterseniz buyurun gelin. Çözümlemeye devam ediyoruz. Olur. Hemen geliyorum. Can, ne oldu? Bu BES'e görüntülerini çözümlüyorlar. Ben gidip bir bakacağım. Can, ben de geliyorum. Ferah, sen istersen. Can, ben de geliyorum. Abla, sen de çok yoruldun. Evine git, dinlen. Ben haber vereceğim sana, olur mu? Tamam. Buyurun, sizi de bırakayım isterseniz. Aa, yok sağ olun, arabam var Can Bey. Can Bey, size bir şey soracaktım. Savcı Bey'le ne konuştunuz acaba? Hiç. Arıyor bir şeyler ama bence ne aradığını o da bilmiyor. Sanki başka bir şeyin peşindeymiş gibi geldi bana. Bu arada siz Yaşar Bey'i nereden tanıyorsunuz? Tanımıyorum. Ama tanışıyoruz. Kendisi müşterim olur. Yani öyle özel bir tanışıklığım yok. Bir haber çıkarsa falan bana da haber verirsiniz değil mi? Tabii. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Gel. Merhaba Ercan Bey. Hoş geldiniz. Buyurun. Hmm.
Sevim. Beni gördüğüne sevinmedin galiba. Yok. Ben sadece biraz şaşırdım. Bunu bana sen vermiştin. Asıl bunu bana sen vermiştin. Ercan Bey, burada adamın yüzü gözükmüyor. Adam profesyonel. Çok iyi kamufle olmuş. Araç plakasından bir şey çıkmadı mı? Plaka sahte. Apartman girişindeki kamerayı da devre dışı bırakmış. Kaçırılma anla ilişkin bir şey yok yani. Mutlaka bir açık vermiştir. Arabanın gün içindeki hareketlerini inceleyince bir şey çıkarırız. Ne zaman öğreniriz peki? Sabaha kesin bir şey çıkar. Ben size haber veririm. Sağ olun Hacan Bey. Gidelim mi karı? Can Bey, isterseniz bu sizde kalabilir. Bir sakıncası yok mu yani? Yok, niye olsun ki? Hatta siz bunu da alın. İçinde mobese görüntüler var. Biliyorum sizde iyi bir intiba bırakmadım. Malum meslek çok stresli. Bir kusurumuz olduysa affola. Estağfurullah. Çok zor bir iş yapıyorsunuz. Sizi anlıyorum. Bir gelişme olursa ben sabah size haber veririm. Çok teşekkürler. Görüşürüz. Ferah. Bu kadar koy verme kendini. Narin'i bulacağız. İnan bana, bulacağız. Onu bulmak için ne gerekiyorsa yapacağım. Söz veriyorum sana. Neden? Neden bana söz veriyorsun? Söz vermek çok büyük bir şey Can. Ya verdiğin sözü tutamazsan? Haklısın. Ama inanmasam söylemezdim. Nereden bulacaksın sen Narin'i? Nasıl bulacaksın? Sen de gördün, adamın yüzü bile gözükmüyor. Belki tecavüz etti Narin'i. Belki öldürdü. Sen niye elinde olmayan bir şey için bana söz veriyorsun? Söz değer verilenlere verilir. Ben sadece sana değer verdiğimi göstermek istemiştim. Ben de sana değer veriyorum. Ama değerli kalmak istiyorsan ne olur bana söz verme Can. Ben de Narin'e söz vermiştim. Tamam demiştim, her şey çok güzel olacak. Bizi çok güzel bir hayat bekliyor demiştim. Bak ben verdiğim sözü tutamadım. Narin'in tek inandığı, güvendiği insan bendim. Narin'in benden başka kimsesi yok. Benim yüzümden geldi bunlar onun başına. Her şeye ben sebep oldum. Benim yüzümden oldu. Benim yüzümden oldu. Veriyorum. Bulacağım Narin'i. Tamam. Yıllar ne çabuk geçti. Kudret Fettah'a yakın olmak için burayı kiraladığımda metruk bir yerdi. İnsan içeri girmeye korkardı. Tamı tamına 16 yıl. Hala inanamıyorum kendime, biliyor musun? Ben nasıl hemşireliği bırakıp da çapayı elime aldım? Seviyorduk birbirimizi. Bir de intikam vardı tabii. Ben de boşuna savcı olmadım.
Yaşar, belki de artık her şeyi unutmanın zamanı gelmiştir. Babam onun yüzünden hapishanede öldü. Kardeşimin ölümü kaza mı? Bu adam o kadar çok suç işledi ki bildiklerimizden daha fazlası olduğunu eminim. Yaptıklarının cezasını çekmeden ölmesin diye kendi kalbimi bile söker veririm ona. Yeter ki kanun önüne çıkarayım onu. Bu kadar büyük konuşma. Adamın bir ayağı çukurda zaten. Bırak günahların hesabını öteki tarafta versin. Sevim. Efendim. Senin bana bilip de söylemediğin bir şey mi var? Sevim. Şimdi söyleyemezsen bile hiç söyleyemeyeceksin. Söyle Yaşar'a gelsin alsın yeğenini. Ya nasıl söyleyeyim Ali abla ya? Nasıl söyleyeyim? Ya Yaşar bu işin peşini bırakmaz. Ya yol yakınken söyle kurtul. Koskoca Karaçam ailesi gelip senden hesap soracak. Kudret Fettah da sorarlar. Kudret Fettah da Mehmet abiye sorar. Ya adam bir insanlık yaptı. Söyleyeyim de hem Mehmet abi hem de Ferhat canından mı olsun? Neden şimdi bana böyle bir şey sordun ki? Haklısın, kusura bakma, unut bu dediğimi. Öyle saçmaladım herhalde. Bana müsaade. Buyurun Kudret Bey, gidelim. Hadi gidelim. Hayırdır doktor, akşam akşam? Yok bir şey, yok bir şey ya. Doktorların alet edevatları var ya, onları mutlaka bir yerlerde deneyecekler yani. Rutin bir efort etti sadece. Doktor Bey, beni odada bekler misiniz? Tabii. Nedir durum? Veysel aradı. Heh. Mobese görüntülerini almaya gidiyorum. Al, al bir bakalım. Kirve, bu çok önemli. Bak, bu kızı durduk yerde kaçırmadılar. Bunun arkasında bizim ne aradığımızı bilen biri ya da birileri olabilir. Biz de onları bulacağız baba. Sen hiç merak etme. Hande cevap vermiyor. Hiç böyle yapmazdı. Can gene kalbini mi kırdı acaba? Bütün derdimiz bu mu şimdi? Hande ile Can vuslatı erecek mi ermeyecek mi? Sen hala kendine gelemedin galiba ha? Nasıl geleyim? Ara şu çobanı. Ne yapmış? Kız nerede öğrenelim. Öğrenip de ne yapacaksın? Pardon mu diyeceksin? Hani sen galiba işin ciddiyetinin farkında değilsin. Öyle bir farkındayım ki. Hem arkamdan çevrilen oyunların, senin basiretsizliğinin. Şimdi sırası değil. Şimdi tam sırası. Bugün azmettirici oluyordun. Hiçbir şey yokmuş gibi davranamazsın. Kız tabii ki polise gidecek. Bunu onun ölüm emrini vermeden düşünecektin. Çobana ulaşırlarsa yanarız anne. O işini bilir, başının çaresine bakar. Ama bundan sonra benim haberim olmadan bir adım atmayacaksın. Anladın mı? Anlaşıldı. Hadi şimdi yemeğini ye. Yesene oğlum. Şu halimize bak ya. Neredeyse birinin ölümüne sebep oluyorduk. Hala tabaktaki yemekle uğraşıyoruz. Bağır, bağır. Bağır da herkes duysun ha. Tamam anne, sustum. Ya Mehmet, bütün mahalleyi kapı kapı dolaştık. Ne gören var ne duyan. Kurban olayım, bir şey söyle bana ya. Cefi, sen ne biliyorsun?
Ben gündüzleri çalışmıyorum. Ya tamam, gündüzden vazgeçtik, tamam. Gece buralarda dolaşan yamuk bir tip yok muydu? Bizim buraları bilirsin, hep aynı müşteriler gelir. Ya Mehmet, ciğerim yanıyor ya. Bu kız benim misafirimdi. Kurban olayım, bir kez daha düşün. Belki köfte yememiştir, ne bileyim adres falan sormuştur. Buralarda dolaşmıştır falan. Dur ya, dur. Dün tezgahı topluyordum. Öyle bir tip geldi işte. Marketli, bakkaldı, bir şeyler sordu. Nasıl bir tip? Öyle beyaz bir arabayla durdu. Öyle eğildim, gözlük falan takmış, seçemedim. Usta kapattın galiba dükkanı. Bugün kapat. Var mı buralarda bakkal makkal? Buradan dön, dümdüz git. Market falan bir şey bulursun elbet. Tamam ustacım, eyvallah. Hangi marketin tarifini verdin? Vallahi. Dümdüz git dedim. Ya dümdüz nereye gidiyor? Orada market çok iyi, yok. Cafi, onu ben de biliyorum da. Adam öyle artist sorunca başımdan def edeyim diye nereye giderse gitsin dedim, gönderdim. Eyvallah. Hadi korkmasın. Kalk gideyim. Kız evde yalnız. Hayırlı işler. Eyvallah, sağ ol Cafi. Ya sen niye dışarı çıktın? Gelişme mi oldu? Yok. Hiçbir haber yok. Kapı bana. Hadi. Aran Hasan. Bir şey çıkarsa ararım. Mahallede duyduğunuz bir şey var mı? Yok. Bütün gece mahallede çalmadık, kapı bırakmadık. Ne gören var ne duyan. Bizim dürümcü Mehmet bir şeyler bilir. Gece çalışıyor dedik. O da bir şey demedi. Yalnız tezgahı toplarken bir araba gelmiş. Marketi sormuş. O kadar. Nasıl biriymiş? Artistin biriymiş. Beyaz bir arabadan seslenmiş. Market nerede diye. Bizim Mehmet de yollamış gitmiş. Yarın ola hayrola diyelim o zaman. Eyvallah. Söz değer verilenlere verilir. Ben sadece sana değer verdiğimi göstermek istemiştim. Ben de sana değer veriyorum. Ama değerli kalmak istiyorsan ne olur bana söz vermeyeceğim. Bulacağım onu Ferah. Sana söz veriyorum, Nari'ni bulacağım. Sizin ev bu tarafta. Peki buraya en yakın market nerede? Aslında mevzu da bu. Benim evimde orada market yok. Bizim burada bir tane var. O da Kamuran'ın yeri. Buradan bak, böyle sağa dönüyorsun, hemen ileride. Sizin evin orada market olmadığına göre mecburen oraya gidecek. Artık her dükkanın güvenlik kamerası var. Kamuran'ınki son model. 4 defa soyuldu dükkan. Abi beni oraya götürür müsün?
Ha, tabii tabii. Selamünaleyküm Kamuran. Oo, aleykümselam Cafi. Hiç ikiletmeden direkt bak kamerayı aç. Ne kamerası ya? Güvenlik kamerası. Allah Allah. Ya hayırdır, sen niye kaşını başını oynatıyorsun? Yahu senden önce de biri geldi. Aynı şekilde kamerayı açtı. Nasıl biriydi? Allah. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Günlük ciro senin ne kadar baba? 500-600. Allah ne verdiyse. Hayırdır? Hayırdır, hayırdır. Al sana 1000 lira. Al al. Sabah seftesi benim para bereketlidir. Şimdi kamerayı aç. Ak sakallı dede değilim. Bir gofrete 1000 lira veriyorum. Kamera. Sen nasıl uyandın bu işe Kirve ya? Herkesin karnı acıkıyor. Hele çalışırken daha çok acıkıyor. Ne alaka ya? Akşam Veysel dosyayı yolladı. Veysel amirime söyle, ne zaman uygunsa bir ocakbaşı yapalım. Eyvallah, söylerim abi. CD'yi sabaha kadar seyrettim. Dosyada her şey yazılıydı. Olay saat 9:15 gibi olmuş. Demek ki bu adam erkete yatmış, sabaha kadar beklemiş. Sabah ezanıyla olay yerine indim. Kendimden bilirim. Stres insanı acıktırıyor. Benim bir market bulmam lazım dedim. Önüme çıkan ilk markete daldım. Vah. Karnı nasıl acıkmışsa koca bir ekmek arasına kaşarlı kavurmalı tost yaptırmış. Da var. Ayı. Hadi Beren neyse de. Yani adam gece vakti gözlüklerini bile çıkarmamış. Belli ki adam çok profesyonel. Kendini çok iyi gizlemiş. Buradan sana bir şey çıkmaz gibi. Ne, çıkarttın mı? Korkmaz, biz Ali anneyi arayıp durumu anlatmamız lazım. Sakın. Böyle bir şey yapma, kadına inme iner. Dün gece aradı beni. Sevim abla bizim yeni numaralarımızı vermiş. Üstünde bir de mesaj attı. Nerede arıyorum, ulaşamıyorum dedi. Tamam, sen o zaman ara. De ki biz iyiyiz, bilmem ne yapıyoruz. Yani uydur bir şeyler. Öğrenince ne olacak peki? Ferhan, niye bu kadar kötü düşünüyorsun? Sen niye düşünmüyorsun Korkmaz? Narin yok ortada, narin yok. Vallahi İstanbul'a falan gelmeyecek. Bütün suç benim. Ben kendim için de düşünüyorum. Hah. Oradalar. Eyvallah Kamuran. Görüşürüz. Ne oldu abi? Ne çıktı? 0-0, elde var 0. Videoda bir adam var ama yüzü görünmüyor. Ama polis mutlaka bir şey çıkartacaktır bu görüntülerden. Biri daha bu işin peşinde yalnız. Nasıl? Kim o? Bilmiyorum. Ama var. Sahi o adamın görüntülerini niye almadık? Onu da polise vermek gerekmiyor mu? Belki de o polistir. Kaçacak ya. Yoksa bu özgüven nereden geliyor? Abi, işin içinde bir de polis mi var? Evet.
Polis de var. Emniyetten arıyorlar. Buyurun Ercan Bey. Can Bey, haberleri iyi. Buldunuz mu yoksa? Yani Narin'i bulamadık ama önemli bir bilgi var elimizde. Ne buldunuz? Fazla ümit vermeyin. Araçla ilgili önemli bir bilgi var. Devamı gelecektir. İsterseniz bir ara uğrayın. Hemen geliyorum. İyi gidiyorsun Ercan. Böyle devam. Araçla ilgili bir bilgi ulaşmışlar. Ben hemen gidiyorum. Can, ben de seninle geleceğim. Korkmaz, sen de git. Ha yok abi. Ben kalabalık yapmayayım, siz gidin. Bence sen de kal Ferah. Hayır Can, ben de geleceğim, hadi. Senin kafan bir şey mi bozuk? Abi selam. Beni polis tespitlemiş. Selam. Kızların eşyalarını almaya gittim ya. Ömer anlattı. Çocuk her şeyi görmüş. Polis eve kadar girmiş. Vay selam. Polis seni niye almamış? Ne bileyim. Ama Selo biliyordur. Kesin biliyordur. Gel. Ercan Bey, hoş geldiniz. Buyurun, oturun. Siz de buraya kadar yorduk ama. Şimdi. Baba. Hı? Kafana bir şey takıldı. Yani madem plaka sahte, senin işin zor. Tamam, Veysel verir vermesine bütün sahte plaka işi yapanların listesini de. Ama koca İstanbul. Araba İzmit plaka. İzmit'te de bu işi iki kişi yapıyor. Ara Can'a haber verelim. Vermeyelim mi? Müsaadenle babacığım. Araç İzmit'ten yola çıkmış. Peşinde olduğumuz adam profesyonel. Ama aracı getirenler amatör çıktı. İstanbul girişinde benzin almışlar. Kredi kartı mı? Puan biriktiriyorlar galiba. Peki adamı bulabildiniz mi? Burası biraz karışık. Kredi kartının sahibi Ordu'da yaşıyor. Aracı İzmit'te nereden aldıklarını biliyor muyuz? İsterseniz orasını bize bırakın. Efendim? Tamam. Ben sizden çok kısa bir müsaade isteyeceğim. Hemen dönelim. Can? Beklettim, kusura bakma. Biz izninizi isteyelim. Sizi daha fazla meşgul etmeyin. Nasıl isterseniz. Bir gelişme olursa ben size haber veririm. Merak etmeyin Ferah Hanım, bulacağız Narin'i. Kolay gelsin. Dışarı çıkarken çekmeceyi kapatmıştım. Geldiğimde açıktı. Kesin baktı. İlk suçunu işledi o zaman.
Sen gelmiyorsun. Neden? Neden ben gelmiyorum? Az önce ne yaptığımı gördün. Yanlış bir şeydi. Ne işe yarayacağını bilmiyorum. Neyle karşılaşacağım da. Gerçekten gelmesen iyi olur. Nereye gideceğini biliyorsun ama. Öğrendin. Neyse. Sen o yanlışı benim için yaptın. Bırak ben de Narin için bir şey yapayım. Ferah gerçekten... Can. Sağ ol. Öyle ne oldu? Hiç yataktan çıkasım yok. Dün gece neredeydin? Böyle Duru'yla biraz kız kıza dolaştık. Sabaha kadar mı? Anne, herhalde liseli kızları azarlar gibi beni azarlamayacaksın değil mi? Peki, Can'la olan meselenizi halledebildiniz mi? Beyefendi biraz kendi halinde kalmak istiyormuş. Ne demekmiş o? Gayet açık değil mi? Yok, benim için değil. Anne, ya sen de beni biraz kendi halime bıraksan. Ben öyle yapacağım çünkü. Ben bu evde kimi kendi haline bırakırsam başıma iş açar. Bakalım sen ne yapacaksın? Şu çiçekleri de at artık. Sinirime dokunuyor. Pardon. Efendim babaanne? Duru, ne yaptığını sanıyorsun sen? Ne oldu, ne yapmışım? Hande'yi sabaha kadar o bar senin, bu bar benim gezdiriyorsun. Babaanneciğim, kendisi istedi. Kafamı dağıtmam lazım dedi. Bak ona cesaret verme, ben senin kulağını koparırım sonra. Olur mu öyle şey babaanne? Sen ona akıl verecek insan değilsin Duru. Anne. Efendim. Ne olacak bizim o iş? Ay ben şimdi seninle uğraşamam çünkü bütün cinlerim tepemde. Ne oldu? Kriz gittikçe büyüyor. Sen kriz yönetmeyi iyi bilirsin. Ver gazı, ver. Vermeyip de ne yapacağım? Bugüne bugün benim ilişki koçumsun. O zaman seansa devam. Hande dün gece hiçbir erkeğin merhametine ihtiyacım yok dedi. Bunun ne demek olduğunu biliyorsun değil mi? Artık geri sayım başladı. Keşke haber verseydin. Yanınıza uğrardım. Yok, hiç hoş olmazdı. Ne, ben organize etmişim falan. Hiç hoş olmazdı. Hem siz bu turları fazla attınız. Böyle aynı kulüpte pişti olmalar falan. Yok. Geri dönüş için senin büyük bir adım atman lazım. Böyle daha şövalye ruhlu bir şey. Ben zaten öyle bir adamım. Aa, ne demezsin? Nikah masasında kızı terk eden adam. Bunu Hande'ye de söyledim. O gece onu terk etmeseydim beni toprağa verecekti. Ona böyle bir acı yaşatmak istemedim. Peki dedenin bir daha aynı şeyi yapmasından korkmuyor musun? Neden otelde yaşıyorum sanıyorsun? Korum olmadan dışarı adım atamıyorum. Efe, senin bu korkunu yenmen gerek. Çabalıyorum. Ama kolay olmuyor. Karşımdaki adam Kudret Fettah. O zaman Fettahlarla ışık atmayacaksın. Zordur almak bizden kızı. Hele ikinci defa daha da zordur. Efe'cim ben kaçıyorum. Sen bunu bir düşün. Korkmuyorum dediğin an sana büyük bir adım attıracağım.
Alo. Ortak ne haber? Efe tadım yok. Ben seni daha sonra arayayım mı? Aa. Oldu mu şimdi böyle? Yükselttin bizi. Banu'yla konuş dedi. Şimdi tadım yok diyor. Banu ne diyor? Kaya gazı deyince hemen üstüne atladı. Ablam bu işi ne kadar çok istiyordu biliyorsun. Okey yani. Okey. Ne zaman istersen buluşuyoruz. İstersen bu akşam. Bugün biraz yoğunum. Haberleşelim olur mu? Tamam. Senin sesin pek iyi gelmiyor. Bir şey mi oldu? Yo, gayet iyiyim. İyiyim. Tamam. Keyfin olunca ararsın. Görüşürüz. Ah, Kudret Fettah. Kadın her şeye tamam diyor. Biz burada nelerle uğraşıyoruz? Az kaldı. Can, oraya gittiğimizde ne olacak? Bilmiyorum. Söyle Nurettin. İlk adresten bir şey çıkmadı dayı. İkincisindeyiz. Seni bekleyelim mi, girelim mi? Ben çok direksiyon salladım. Beni yormayın, siz girin. Arkadaşın terapisini ben yaparım. Olur dayı, olur. 20 dakika sonra oradayım. Peki Çoto burası mı? Siz kimsiniz? Birazdan anlarsın kim olduğumuzu. Nasıl yardımcı olabilirim? Ha şöyle. Hoş geldin dayı. Temizliği yaptık biz. Yalnız dayı. Bu adamın psikoloji fena bozuldu. Haberin olsun. Çekiç.
Bakayım şu adama. Hı? Müşteri portföyünüz geniş biliyorum. Ama özel bir tip bu. Gece vakti bile kamuflajlı dolaşıyor. Hı? Bak çıkaramadım diyeceksen seni terapiye alacağım. Geleneksel yöntemler kullanıyorum. Döve döve hipnoz. Ha? Bilinçaltına doğru bir yolculuk. Dur! Dur abi! Hatırladım. Çoban bu. Hatırladım abi. Anlat bakalım. Anlat bakalım. Anlat. Burası. Sen kalıyorsun. Yürcan saçmalama, ben de geleceğim. İçeride beni neyin beklediğini bilmiyorum. Ne yapacağımı da. Lütfen zorlaştırma Ferah. Ya içeride? Bir şey olmayacak. Araban bozuldu deyip ne olduğunu anlamaya çalışacağım. Tamam. Ya kötü bir şey olursa? 5 dakika içinde çıkmazsan polisi ara. Ercan telefonumda kayıtlı. Kolay gelsin. Eyvallah. Ya benim arabam bozuldu da bir ustaya ihtiyacım vardı. Usta? İçeride. Taraklarda beziniz olmazdı hiç. Arabam bozuldu. Tamirci arıyordum. Nereden buldun sen beni ya? Etrafa çok para saçıyorsun. Bir gofrete 1000 lira çok değil mi? Vallahi pes. Yakışır. Konuştu mu? Sen ne diyorsun? Ha? İkiz kuleleri bile ben patlattım diyecektik neredeyse. Arabayı kime vermiş? Yok. Öyle olmaz. Emeğe saygı. O kadar uğraştık, didindik. O bizde kalsın. Bundan sonrası polisin işi. Oo. O hiç olmaz. Kuyu uzatma. Ne biliyorsan söyle, polis bitirsin bu işi. Doğrusu bu. Doğru. Doğrusu bu. Ama çok uzun sürer. Önce sen onları arayacaksın. Sonra onlar ekibi toplayacak. Operasyon, plan, proje. Vay anam, vay. Kuyu, ne biliyorsan söyle.
Söylerim. Ama bir şartım var. Neymiş o? Kabul edeceksin. Beni kabul edeceksin. Bu arkadaşları kabul edeceksin. Bu arkadaşların arkadaşlarını kabul edeceksin. Biz büyük bir aileyiz. Biz aynı aileden olamayız. Oluruz. Hem de çok güzel bir aile oluruz. Attığın her adımda, aldığın her nefeste arkanda oluruz. Hayır. Sana saygıda kusur etmeyiz. Hayır de. Babamız olursun, Kudret babamız gibi. Duyu uzatma! Hayır dedim. O zaman ben de kılımı kıpırdatmam. Polis o kızı bulana kadar. Oho. Bir daha düşün. Vermek çok büyük bir şey Can. Ya verdiğin sözü tutamazsa? Toparlanın çocuklar. Gidiyoruz. Sana kolay gelsin. Onu bulmak için ne gerekiyorsa yapacağım. Söz veriyorum sana. Tamam. Tamam. Kabul ediyorum. Söyle, Nari'ni kim kaçırdı? Kaçıranın adresini de vereceğim ama... Söyle, durma. Önce sen. Bir kez daha söyle. Çocuklar da duysun. Arkadaşlar. İlk... Ve son kez söylüyorum. Bundan sonra beraberiz. Attığın her adımda, aldığın her nefeste yanında olacağız. Doğru mu? Doğru. Söyle. Hayırlı olsun. Nari'nin yerini buldum. Nasıl buldun? Neredeymiş? Gidelim. İçeride ne oldu? İyi bir insana denk geldim diyelim. Hadi. Veysel amirim, nasılsınız? Şükür, çok şükür. Bir ihbarda bulunmak istiyorum. Burada samimi ikrarda bulunmak isteyen bir arkadaşımız var.
adaletin şefkatli kollarına teslim olmak istiyor. Değil mi? Değil mi? Ha? Ses ver bakayım. Aferin. Gözünüzü seveyim, gelin beni alın. Hemen bir konum atalım. Nurettin oğlum, burası bende. Siz canı yalnız bırakmayın. Hadi oğlum. Hadi. Tamam dayı. Sen dayıyla kal, tamam mı? Hadi. Ben sana beni arama dememiş miydim? Ama siz de aramıyorsunuz. Ben hala ödememi alamadım. Ne ödemesi? Yapmadığın şey için para mı istiyorsun? Yapmayın diyen sizdiniz. Bazen olur öyle şeyler. Bu öyle herhangi bir iş değil. Mezarını bile kazmıştım kızın. Sen bana emrivaki mi yapıyorsun yani? Ben paramı istiyorum. Bak, ben saygısızlıktan hiç hoşlanmam. Önce benimle nasıl konuşulacağını öğreneceksin. Ondan sonra ben seni aramadan sen beni aramayacaksın. Tamam mı? Eğer dediklerimi yaparsan ben de sana paranı öderim. Hem de fazlasıyla. Tamam mı? Anneciğim. Sen çıkıp biraz dolaşsana. Ha? Niye? Ne yaptım ki ben? Ne yapmadın ki? Senin varlığın dert. Alo. Öğrendin mi patronun kim olduğunu? Paramı mı getiriyorsun? Annemle anlaşamadığınızı duyunca bari ben getireyim dedim. Ya siz ne tuhaf bir ailesiniz. Her biriniz ayrı telden çalıyor. Öyleyiz. Ama sen patronun kim olduğunu öğrendin değil mi? Para bir gelsin de hele. Kız hayattaysa alacaksın paranı. Neredesin söyle bakayım. Sen neden bana bir şey söylemiyorsun? Neden benimle konuşmuyorsun? Kötü bir şey mi var? Sen nasıl oldu da Narin'i kaçırdığımın yerini öğrendin? İçeridekiler polisler miydi? Bunları düşünme sen. Bana güven. Ne demek bunları düşünme? Kardeşim yok benim ortada. Sen içeri girerken bir şey bilmiyorum diyordun. Çıktığında her şeyi öğrenmişsin. Lütfen bana da söyle. Ferah. Narin'i bulacağız. Şu an bundan daha önemli bir şey yok. Tamam mı? Bana güven. Peki. Öyle thank you.
var senin burada? Fettah plazaya demir kollardan birinin giremeyeceğini bilmiyor musun? Biliyorum. Ama korkmuyorum. Korkmadığımı söylediğimde bana büyük bir adım attıracağını söylemiştin. Söyle ne yapmam gerekiyor? Emin misin? Hem de çok. Artık korkmuyorum. Söyle Nurettin. Dayı, canı gözden kaybettik. Ne diyorsun oğlum? Ya tam viraja dönüyorduk. Bir anda gözden kayboldu. Ama fazla uzaklaşmış olamaz. Tamam, ona verdiğim adresi şimdi sana atıyorum. Hadi. Neredesin, göremiyorum seni. Ben de seni göremiyorum. Pencerenin önündeyim. Arka kapıda mısın yoksa? Dur bir dakika. Artık arkasını önünü bilmem. Geldik. Burası mı, emin misin? Evet, adres burayı gösteriyor. Bu nasıl bir ev? Nasıl bir hayat? Sen nasıl bir insansın ya? Uzatma, ver paramı. Senin derdin ne? Dengesiz. Niye açmıyorsun dün akşam telefonlarımı? Normal bir olsam bu işi yapmam herhalde. Ver paramı hadi. Vereceğiz. Vereceğiz. Niye dediğimizi yapmıyorsun? He? Bir de beni öyle aradan çıkarmaya çalışmalar falan. Al. Patron kimmiş, gör bakalım. Gördük gördük. Bayağı cömertsin. Burada anlaştığımızdan fazla para var. İlk defa bu kadar kolay para kazanıyorum çocuklar. Biz nerede? Bilmiyorum. Ne demek bilmiyorum? Misafir edecek değildim herhalde. Ferah, Narin içeride olabilir. Yine aynı şeyleri mi söyleyeceksin bana? Sen burada kalıyorsun Ferah. İçeride beni neyin beklediğini bilmiyorum Ferah. Ne yapacağımı bilmiyorum Ferah. Lütfen zorlaştırma. Zor bir şey yok ki. Senin için her şey kolay. Sen zaten süper kahraman gibisin. Emin ol, benim hiçbir gücüm yok. Tamam canım, ben de seninle geleyim o zaman. Hayır, sen gelmiyorsun. Eğer 5 dakika içinde gelmezsen... Dışarı çıkmazsan polisi arayacağım. Bu sefer mutlaka ara. Şimdi arayalım canım. Çok geç olabilir. Bıraktığımız yere gidip bakarız. Yapabileceğim tek şey bu. Kızı orada bıraktın yani. Ne yapacaktım? Ambulans mı çağıracaktım? Bak bakalım kimmiş. Misafir beklemiyorduk. Merhaba. Buyur.
Kusura bakmayın, ben rahatsız ettim. Hadi söyle birader, uzatma. Bir tek bir bileklik var. Kendine yaparken bana da yapmış. Ben yolumu kaybettim herhalde. Bize ne oğlum ya? Hadi birader, hadi, hadi, hadi. Arkadaşlar. Abi, tek başına istiyorsan indirelim. Can bu. Nasıl buldu burayı? Beni görmemesi lazım. Hemen çıkarın beni buradan. Narin'i görmedim. Ama... Ne? Baba ne? Ne oldu? Bir şey mi oldu? Ne oldu? Susma, susma! Kapıyı açan çocuğun kolunda... Narin'in bilekliği vardı. Söylemiştim değil mi, bu iş başka bir şeye benzemez. Sen bitirmezsen o seni bitirir diye. Bizi boş ver, kendini de yakıyordun. Beni nasıl buldu acaba? Seni değil, beni buldu. Sen üstüne geldin. Nasıl bu kadar emin olabilir? Yıllardır bu işin içindeyim. Olsun o kadar. Seni nasıl buldu peki? Ne bileyim. Çıkar kokusu. Arabadan olabilir. Lan oğlum, siz arabayı paketlediniz mi? Paketledik abi. Sen de gir şu sahada. Kız için kazdığımız mezar buralarda. Mezar mı? Ne mezarı? Mezarını bile kazmıştım işte, anla. Olmalı. Kalkıp gittiğine göre. Ne bakıyorsun? Bırakın dediniz, ben de bıraktım. Benim işim öldürmek, tedavi etmek değil. Buralarda bir yerdedir belki. Olabilir. Bıraktığımızda baygındı.
Senin yerinde olsam sevinirim. Ne bir şey gördü ne duydu. Bitkisele bağlamıştı. Anlayacağın tam da istediğin gibi oldu. Şu anda bizi bir yerlerden izliyor olabilir. Ne duruyorsun? Git o zaman. Sana bir ceset borcum var. Ne zaman istersen. Dalga mı geçiyorsun sen? Girdin artık bu yola. Bana mutlaka işin düşecek. Bizim çocuklar onu bulduğunda Ferah'la geri dönüyormuş. Anlayacağın adamı kaçırdık elimizden. Ah can. Ah can. Bir çuval incir berbat ettin. Her o kızı niye peşine takıyorsun? O çocuklardan niye kaçıyorsun? Konuşmuştuk, anlaşmıştık. Bundan sonra beraberiz demişti. Ben de çok bozuldum. Önemli değilse sonra ara. Tamam. Uylandırma Belkıs Hanım. Hadi. Köşkteki güvenlik yeğenin peşine takmıştım. Belkıs Hanım aramış. Hande Hanım'a yönlendirmiş. O da geri dönmüş. Sen yeğenin peşine adam taktın. Efe için baba. Bir de Efe de var değil mi? Vallahi sen benim kalbime indireceksin ha. Niye telefonunu açmıyorsun? Meraktan öldüm burada. Neyse. Can Bey ne oldu? Bir gelişme var mı acaba? Hem var hem yok. Ferah anlatır. Ferah. Benim bir eve uğramam lazım. Eğer korkmaza gitmek istersen ara beni. Ben gelip seni alır götürürüm. Yok. O bu gece benimle kalacak. Onu bırakma. Yener abi. Biraz konuşalım mı? O kadar zor bir şey mi sordum? Ne konuşacağız? İkimizin de çok iyi bildiği bir şey. Gel sarılalım abi. Unutalım her şeyi. Sen benim büyüğümsün. Bir kusuru varsa benimdir mutlaka. Ne kusuru? Tartışmıştık ya. Ben çıkmıştım. Ha. O günden beri bakmıyoruz birbirimizin yüzüne. Olmuyor böyle. Sen benim abimsin. Gel bir sarılalım. Ay ne güzel böyle sizi görmek. Hadi gelin oturun. Lütfen. Ben birkaç parça eşya alıp çıkacaktım aslında. Aa olur mu öyle şey? Hadi otur bir kahve iç. Hadi. Can'a bir hoş geldin demeyecek misiniz? Evet bari bana deyin. Hoş geldin. Hoş bulduk Efe. Nasıl görünüyorum? Nasıl göründüğün önemli değil. Ne kadar kararlı olduğun önemli. Kararlıyım. Dediğini yapacağım. Güzel. Unutma.
Hande'ye giden yol babaannemden geçer. Ve babaanneme etkilemenin en iyi yolu bu. Bu Hande'nin doğuşuna gidecek. Ama dedemin gitmeyecek. Umurumda değil. Şimdi böyle diyorsun ama sonuçları ağır olabilir. Ne olacaksa olsun, gerçekten umurumda değil. Bu benim hayatımın kararı. Güzel. O zaman sen şimdi hemen arabana biniyorsun. Ben de arkandan takipteyim. Ben olmadan güvenliği geçemezsin. O yüzden kapıda karşılaşmış gibi yapacağız. Sonra ben seni yeniden fettahların arasına sokacağım. Bir daha çıkmamak üzere. Göreceğiz. Sağ ol Durum. Bu kararı sen olmadan alamazsın. Sen gerçek bir dostsun. Abartma Efe ya. Hadi git. Aa, ama hiç dokunmamışsın yemeklere Ferahcığım. Hadi lütfen hatırım için. Hadi canım. Ne oldu bugün? Ne yaptınız Can'la? O kadar çok şey oldu ki. Ama az kalsa Narin'i kaçıran adamı buluyorduk. Nasıl yani? Bunu bana şimdi mi söylüyorsun? Niye daha önce söylemedin? Abla inan anlaması da anlatması da o kadar zor ki benim için. O yüzden hiçbir şey anlatamıyorum. Sen anlat bir bakayım. Korkmaz. Ne zaman geleceksin diyor. Söyle beklemesin seni. Bak Ferah, bu gece bende kalacaksın. Ne oldu ne bitti bana her şeyi anlatacaksın. Lütfen. Ne diyor Ferah Hanım? Sevim ablada kalacakmış bugün. Oo, düne kadar buradaydı. Sonra Cafiye. Şimdi Sevim abla. Buldu tabii yağlı kapıyı. Aman aman, bizden uzak Allah'a yakın. Şu öteki kız var ya, bence o da kaçırılmadı ha. Mutlaka buldu birini, bize çaktırmadan uzadı. Bak gör, birkaç güne kokusu çıkar bunun. Sen nasıl bir insansın ya? Nasıl bir annesin, benim acımla bile alay ediyorsun? Sen acı görmemişsin. Bende ondan çok var. En büyüğü de karşımda duruyor. Hiç boşuna bakma, bende sana ait bir şey yok. Sen eğer acı istiyorsan Selo'ya bak. Onda acının Allah'ını görürsün. Doğru. O da öteki acım. Sahi, nerede o? Ne bileyim. Kahvede okey falan oynuyordur. Nereye? Ne olacak bu polis meselesi? Ondan gidiyorum ya. Yakalanmadan basayım gideyim. Bekle. Paran yoktur senin şimdi. Abicim. Aferin sana. Polis anneyi anlatmamışsın. Neydi aldın kural? Anneyi üzmek yok. Süper. Çak. Hadi gel gidelim. Siz şimdi polisten sonra İzmit'e mi gittiniz? Ya sen şunu bir baştan anlatır mısın? Ben hiçbir şey anlamadım. Vallahi abla ben de hiçbir şey anlamıyorum. Can böyle büyük hangar gibi bir yere girdi. İçeriden çıktığında Narin'i kimin kaçırdığını öğrenmişti. Nasıl öğreniyor ya? İyi bir insanla karşılaştım dedi. Kimmiş o iyi insan? Sordum. Sordum ama Can hiçbir şey söylemedi. Allah Allah. Allah Allah. Sonra? Anlattım ya abla. Biz o köye gittik. Narin'i kaçıranı bulamadık ama Can'ın söylediğine göre içerideki adamların birinin kolunda Narin'in bilekliği varmış. Sonra işte o garip adamlar geldi. Şu mafyatik tipler. Hele onları ben hiç anlamadım. Ben de anlamadım abla. Can sanki onları tanıyor gibiydi. Onlarla hiçbir şey konuşmadı ama
Of. Ya bilmiyorum. Sanki böyle Can benden bir şey saklıyor gibi. Bence de. Ama ne? Sevim abla. Bunları Can'a söyleme, olur mu? Yanlış bir şey düşünmesini istemiyorum. Benim Can'ın iyi niyetinden şüphem yok. Benim de yok. Neyse hadi. Hadi yemeğini bitir lütfen. Tamam mı? Abla. Ne oldu? Yok bir şey. Şey, bahçeye çıkacağım, biraz daraldım da. Hemen geliyorum canım, tamam? Yemeğini ye. Müşteri bularsın Taner ya. Nasıl emlakçısın oğlum sen? Ya oğlum çok güzel bir komisyon vereceğim diyorum sana. Kim? Ha Gönül. İkna, ikna. Ben ne dersem o zaten. Ha tamam. Ya oğlum getir işte adamları, konuşalım. Bitirelim şu işi. Ha tamam hadi. Tamam hadi, kapat hadi. Evet. Selo. Gel. Evi sattırınca bizi de görürsün değil mi? Kolay. Hele bir satılsın. Ne haber Selo? Bela mısın lan sen? Bak, polise de ihbar etmişsin. Yine olmadı. Kurtulamadım benden. Oğlum yürü git, kafanı gözünü kırdırma şimdi bana. Sana bir özgüven gelmiş. Okey'in 4 kişiyle oynanmasıyla bir alakası olabilir mi? Ne diyorsun lan sen? Bak bu kadarmış Selo. Stakayı daha önceden hak etmiştin sen. Valide Sultan. Kahvelerimizi bitirdik. Konuşacak bir şeyimiz yok herhalde. Kimsenin ağzını bıçak açmıyor. Aa, olur mu öyle şey? Ben sabırsızlıkla bekliyorum. Çocuklar küsmüşsünüz. Biraz enerjimiz düşük anneciğim. O ne demek ya? İşte ara verdiklerinin yeni nesilcesi. İkiniz aynı evde nasıl olacak peki? Senin haberin yok mu? Can şirkete taşındı. Öyle mi Can? Ben müsaadenizi isteyeyim. Can, otur lütfen. Anne. Ben sana bugün ne dedim? Beni biraz kendi halime bırak, ben öyle yapacağım demedim mi? Ya benim adıma konuşmasana. Can gitmek istiyorsa gider, kalmak istiyorsa kalır. Hem zaten bu aralar ben Can'ı görmek istemiyorum. Kızım bir karar verin. Adam gitsin mi kalsın mı? Ayakta kaldı. Can. Sakın içeri alma.
Ne oldu anneciğim? Kimi içeri almıyorlar? Anne ne oluyor? Ne oluyor anne? İyi misiniz Berk Hanım? İçeri girmesen ne olur? Ben sadece Berk Hanım'la görüşmek istiyorum. Efe Bey bilgi geldi. Berk Hanım görüşmek istemiyor. Berk Hanım'la görüşmeden hiçbir yere gitmiyorum. Efe? Duru merhaba. Babaanneni görmen lazım ama güvenlik beni içeri almıyor. Olur mu böyle şey, buraya kadar gelmişsin? Duru Hanım, belki sanırım görüşmek istemiyorum. O zaman Efe Bey benim misafirim. Buyur Efe. Teşekkür ederim. Bizim arabaları da park edersin. Sağ ol. Anne. Anne iyi misin? Kim o ya? Efe ile kapıda karşılaştık. Güvenlik büyük bir kabalık yapıyordu ve ben dayanamadım. Babaanne, neden misafirin içeri almıyorsun? Bu adam benim misafirim olamaz. O zaman benim misafirim. Kudret Fettah'ın evine gelene git denmez. Hele kabalık hiç bizim tarzımız değil. Kusura bakma efendim. Rica ederim. Siz de kusura bakmayın lütfen. Buraya gelmek benim için de hiç kolay olmadı. Bu evdeki herkesin benden nefret ettiğini biliyorum. Ama ben nefret etmiyorum. Hande ile başımıza gelenlerin sizinle bir ilgisi yok. Berkis Hanım, buraya tek bir şey söylemek için geldim. Tehdit ediliyorum. Hayatım tehlikede. Kocanıza söyleyin, ondan korkmuyorum. Hele Hande'yi sevmekten hiç korkmuyorum. Ne dün ne de bugün. Bu da böyle bilinsin. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Günaydın Can Bey. Günaydın. Ferah neredeyse gelir. Ama o gelmeden önce sizinle biraz konuşmamız lazım. Buyurun.
Ya bu nasıl iştir Ercan ya? Can suça bulaşsın istiyoruz. Adam suçları gelip teslim ediyor bize ya. Vallahi ben de bir şey anlamadım savcım. İzmit'teki yeri bizden önce başka bir ekip operasyon yapmış. Nasıl yapıyorlar ya? Bu dosya sende. İhbar var dediler. E bu adam niye seni aramıyor? Niye gidiyor başka bir polise ihbar ediyor? Güvenmiyor demek ki. Niye? Bilmiyorum savcım. Ben elimden geleni yaptım. Bilgiyi paylaştım. Kızdan haber var mı peki? Yok ama bir ceset bulmuşlar. Narin olabilir. Ferah bir şeyler anlattı. Dün çok tuhaf şeyler olmuş. Ondan bir şey sakladığınızı düşünüyorum. Aslında bunu size söylememi istemedi ama ben... Neden söylüyorsunuz o zaman? Bir nedeni yok. Bir nedeni olmalı. Merak ediyorum. Neyi merak ediyorsunuz? Sizin bilip de ona söylemediğiniz şeyi. Neden? Çünkü Ferah için kaygılanıyorum. Kaçırılan Narin ama. Bence onun için kaygılanıyorum. Elbette. Onun için de kaygılanıyorum. O zaman? Belki de önemli bir nedenim vardır. Nedir o? Can. Günaydın. Günaydın. Günaydın abla. Günaydın canım. Nasıl? İyi uyudun mu? Ercan Bey, iyi bir haber var mı? Maalesef. Bir ceset bulunmuş. Narin olabilir. Yani kimlik tespiti için adli tıpa kadar gelmeniz gerekiyor. Tamam. Tamam, ben de geçiyorum şimdi, konumu atarım size. Hadi bakalım. Ne olmuş Can? Arıyorlar. Benim çıkmam lazım. Narin'de bir şey mi olmuş? Ne olmuş? Kötü bir şey olmuş, sen söylemiyorsun bana. Ne olmuş? Can cevap versene, ne olmuş? Bir şey olmuş. Cevap ver. Ölmüş mü? Ölmüş mü lan? Ne olmuş? Bir şey söyle. Can susma, bir şey söyle. Cevap ver, benim kardeşim. Cevap ver. Söyle. Konuş söyle. Tamam sakin Ferah. Cevap ver, kardeşim ölür. Kardeşim ölür.
Ferah. İyi değilsin. Bırak ben bakayım.